Merhaba arkadaşlar. Bugün, üniversite sınavları öncesindeki son hafta için önemli ipuçlarını paylaşacağım. Eğer çalışmalarınızı tamamlamış bir öğrenciyseniz, şimdi son tekrar, deneme sınavları, uyku ve beslenme düzeninize dikkat etmek önemlidir. Ayrıca sınav kaygısıyla başa çıkmak da büyük bir önem taşır. İşte size bu konularda bazı tavsiyeler. Son tekrar, önceden çalıştığınız konuları son bir kez gözden geçirin. Bu, bilgileri taze tutmanıza ve eksik olduğunuz konuları tekrarlamaya yardımcı olur. Notlarınızı, özetlerinizi veya kavram haritalarınızı kullanarak bilgileri hatırlayın. Özellikle daha zorlandığınız veya üzerinde daha fazla çalışmanız gereken konulara daha fazla zaman ayırın. Ayrıca soru bankaları veya önceki yılların sınav sorularını çözerek pratik yapmayı ihmal etmeyin. Deneme sınavları, son hafta, deneme sınavları çözmek için harika bir fırsattır. Gerçek sınav ortamına alışmak için deneme sınavlarına zaman ayırın. Bu, sınav sürecine daha iyi hazırlanmanıza ve zaman yönetimi becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olur. Deneme sınavları, eksik olduğunuz konuları tespit etmenize ve üzerinde çalışmanız gereken alanları belirlemenize de yardımcı olur. Her deneme sınavı sonrasında performansınızı değerlendirin ve zayıf olduğunuz alanları belirleyerek üzerinde daha fazla çalışın. Uyku ve beslenme düzeni. Sınav haftasında iyi bir uyku düzeni oluşturmak önemlidir. Yeterli uyku almak, zihinsel ve fiziksel performansınızı artırır. Her gece en az 7-8 saat uyku almaya çalışın. Ayrıca sağlıklı ve dengeli bir beslenmeye özen gösterin. Vitamin ve mineral açısından zengin besinler tüketmek enerjinizi yükseltir ve konsantrasyonunuzu artırır. Kahvaltıyı atlamamaya özen gösterin ve gün boyunca su tüketimine dikkat edin. Sınav kaygısıyla başa çıkmak, sınav öncesi stres normaldir, ancak kaygı düzeyinizi yönetmek önemlidir. Kaygı, performansınızı olumsuz etkileyebilir, bu nedenle onunla başa çıkmak önemlidir. Nefes alma egzersizleri, meditasyon veya hobi aktiviteleri gibi rahatlama tekniklerini deneyebilirsiniz. Kendinize zaman ayırın ve stresinizi azaltacak aktivitelere yönelin. Pozitif düşünceye odaklanın ve başarıya olan inancınızı güçlendirin. Kendinize güvenmek, sınav kaygısını azaltmada önemli bir faktördür. Sonuç olarak, son hafta çalışmalarını tamamlamış bir öğrenci olarak son tekrar, deneme sınavları, uyku ve beslenme düzeniyle sınav kaygısıyla baş etmeye odaklanmalısınız. Bu süreçte kendinize zaman ayırmayı ve dinlenmeyi unutmamalısınız. Sınav sabahı öncesinde nelere dikkat etmek gerekir? Şimdi de sizinle sınav sabahından önce nelere dikkat etmeniz gerektiğini paylaşacağım. Sınav sabahı, performansınızı etkileyebilecek önemli bir dönemdir. İşte size sınav sabahı için bazı önemli ipuçları. Uyku düzeninize özen gösterin. Sınav öncesi gece iyi bir uyku almak oldukça önemlidir. Erken yatmaya çalışın ve en az 7-8 saat uyku almaya özen gösterin. Uyku, zihinsel ve fiziksel performansınızı artırır ve sınavda daha iyi odaklanmanıza yardımcı olur. Sağlıklı bir kahvaltı yapın. Sabah kahvaltısı sınav performansınızı etkileyen bir diğer önemli faktördür. Sağlıklı ve besleyici bir kahvaltı yapmaya özen gösterin. Protein, karbonhidrat ve lif içeren yiyecekler tercih edin. Örneğin, yumurta, tam buğday ekmeği, meyve ve yoğurt gibi besinleri tercih edebilirsiniz. Motivasyonunuzu yüksek tutun. Sınav sabahı motivasyonunuzu yüksek tutmak önemlidir. Kendinize olumlu telkinlerde bulunun ve başarılı olacağınıza inanın. Sınav öncesinde rahatlama teknikleri, meditasyon veya motivasyon videoları izleyerek motivasyonunuzu artırabilirsiniz. Sınav esnasında nelere dikkat etmek gerektiği ve zamanı kullanma taktikleri. Sınav esnasında dikkat ve zaman yönetimi oldukça önemlidir. İşte size sınav esnasında nelere dikkat etmeniz gerektiği ve zamanı kullanma taktikleri. Sınav sorularını dikkatlice okuyun. Sınav başladığında sakin olun ve soruları dikkatlice okuyun. Sorunun neyi istediğini anlamak için zaman ayırın. Acele etmeden doğru bir şekilde anladığınızdan emin olun. Zamanı iyi planlayın. Sınavda zamanı iyi kullanmak önemlidir. Sınav süresini bölerek her bölüm için uygun bir zaman çerçevesi belirleyin.
Zor veya uzun sorulara çok fazla zaman harcamadan önce diğer soruları tamamlayın. Zamanı etkili bir şekilde yönetin. Sınavda zamanı etkili bir şekilde kullanmak için bazı taktikler deneyebilirsiniz. Örneğin, önce kolay soruları çözerek hızlı bir başlangıç yapabilir ve motivasyonunuzu artırabilirsiniz. Ardından, daha zor veya zaman alıcı sorulara geçebilirsiniz. İşaretlemeler yapın. Zamanınızı verimli kullanmak için işaretlemeler yapabilirsiniz. Çözemediğiniz veya daha sonra tekrar bakmak istediğiniz soruları işaretleyin. Böylece sınavın sonunda zamanınız kaldığında bu sorulara daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Ve şimdi de sınav esnasında ve öncesinde motivasyonunuzu yüksek tutmak ve kaygıyla başa çıkmak önemlidir. İşte size motivasyon için ve kaygı kontrolü için bazı tavsiyeler. Pozitif düşünün, kendinize olumlu telkinlerde bulunun ve başarılı olacağınıza inanın. Negatif düşünceleri olumluya çevirin ve kendinizi motive edin. Kendinize güvenin ve başaracağınıza inanın. Rahatlama teknikleri kullanın. Sınav öncesi ve sırasında rahatlama tekniklerini kullanabilirsiniz. Derin nefes almak, meditasyon yapmak veya hafif egzersizler yapmak rahatlamanıza yardımcı olur. Bu teknikleri düzenli olarak uygulayarak sınav kaygısını azaltabilirsiniz. Düşüncelerinizi yönetin. Sınav öncesinde olumsuz düşüncelerinizi yönetmeye çalışın. Endişe ve kaygı yaratıcı düşüncelerdir. Bu nedenle bu düşünceleri fark edin ve onları olumluya dönüştürmeye çalışın. Kendinize başarı hikayelerini hatırlatın ve başkalarının da sizin gibi bu süreçten başarıyla geçtiğini düşünün. Kendinize zaman ayırın. Sınav öncesi stresle başa çıkmak için kendinize zaman ayırın. Hobi aktiviteleri, arkadaşlarınızla zaman geçirmek veya rahatlama egzersizleri gibi aktivitelerle zihninizi rahatlatabilirsiniz. Bu şekilde sınav stresinden uzaklaşabilir ve daha motivasyonlu olabilirsiniz. Sonuç olarak, sınav sabahından önce uyku, beslenme ve motivasyonunuza dikkat etmeniz önemlidir. Sınav esnasında ise dikkat, zaman yönetimi ve motivasyonunuza odaklanmanız gerekmektedir. Kaygıyla başa çıkmak için rahatlama teknikleri kullanabilir ve pozitif düşünmeye çalışabilirsiniz. Unutmayın, siz bu sınavın üstesinden gelebilecek güçtesiniz. Başarılar dilerim.